canlandırdığınız karakterlerin yanında bu sefer sizi sinemada farklı bir rolde, daha bizden bir rolde görüyoruz. Taksici Nuh rolünde. Karakterinizden bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Aslında böyle hani filozof taksiciler vardır ya, gerçekten hayata dair bir bakış açıları vardır ve o özel adamlardır. Bu da biraz hayata değişik bir açıdan bakan keyifli bir taksici aslında. Bir şekilde bir gün taksisine bir kadın biniyor ve eline bir alet veriyor. Diyor ki beni buraya götür. Sonra aralarında bir sıcaklık oluyor binen kadınla. İşte Melisa oynuyor onu da. Sonra da bir şekilde kendini o dünyanın sonunun geldiği Ark Otel'in içerisinde buluyor. Ve o içeride 1000 tane kahverengi, 300 tane beyaz kahverengiler beyazlara hizmet ediyorlar. Diyor ki ya dünyanın sonu gelmiş, artık sistemin değişmesi lazım. Hani hala yeni düzen gelmiş ama hala eski sistem devam ediyor. Ve içeride bir isyan başlatıyor. Bir yandan da kendiyle yüzleştiği bir an yaşıyor içeride. Ve bu yüzleşmeden sonra bir isyanın başlamasıyla beraber biz içerideki kahramanlarımızı gayet macera komedi bir hikayenin içerisinde buluyoruz. Dünyanın sonu gibi başlayan hikayemiz aslında macera komedi olarak bir şekilde devam ediyor. Aslında dünyanın sonunun geldiği ütopik bir ortam var filmde. İnsanlığa dair mesajları olan da bir film. Ama oldukça da komik bir film. Sizin karakteriniz de oldukça komik. Bu karakteri nasıl ortaya çıkardınız? Çünkü gerçekten çok içten oynamışsınız karakteri. Ben komedi oynamayı üniversitedeyken çok severdim açıkçası. O zamanlar komedi parçaları verirdim ama sonra profesyonel hayatıma başladıktan sonra genel olarak komedi oynamadım. Böyle bir senaryo geldiği zaman ben absürt komedi ve durum komedilerini çok beğeniyorum ve çok zevk alıyorum öyle şeylerin içinde olmaktan. Çünkü absürt komediler, durum komedileri genel olarak çok iyi bir matematik ister oyuncular arasında ve bizim ekiple de öyle bir uyumumuz oldu aramızda. Ben de çok eğlendim o yüzden de. Kendimi böyle gerçekten üniversite yıllarında gibi hissettim. Çok serbest bırakarak oynadım kendimi. Çok da keyif aldım gerçekten oynadığım rolden. İzleyenler evet gerçekten işin çok benim adıma çok farklı ve keyifli olduğunu söylüyorlar. Çok da mutlu oluyorum bundan. Çünkü ben kariyerimde farklı roller denemeyi her zaman arzu eden bir adamım ve her zaman da buna dikkat eden bir insanım. Bir sonraki rolümle bir önceki rolüm birbirine benzemesin diye. Bu yaptığım hiçbir işe benzemiyor. O yüzden de çok mutluyum. Aslında filmde de kahverengiler ve beyazlar var. Dünyanın sonunda bile aslında böyle bir ayrımcılık görüyoruz filmde. Evet. Aslında mesajı da olan bir film. Birçok göndermesi var. Yani sadece bu kırmızı ya beyazlar ve kahverengiler değil, içerisinde aslında birçok metafor barındıran, günümüz sistemine birçok eleştiri veren ve sadece bir amacı güldürmek olan ya da sadece amacı bir macera filmi olan bir film değil. Gerçekten işte kara mizahlarda olduğu gibi aslında bir yandan güldürürken de düşündürmeyi hedeflediğimiz bir filmdi. Biz amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz ama tabii ki burada sonuçta en son şeyi her zaman seyirci belirleyecek. Seyirciden de aynı takdiri görürsek yaptığımız iş başarıya ulaşmış demektir. Aynı zamanda senaryoda da dahil olduğunuz bir süreç olmuş. Bu nasıl gelişti? Ya senaryo bana erken bir vakitte geldi. 8-9 ay önce geldi bana ve ben senaryodan normal bir her oyuncunun çalışması gerektiği gibi dramaturjik çalışmasını yapıp notlarımı aldım ve ondan sonra notlarımı paylaştım yönetmenle. Yönetmen tabii böyle bir şeyden çok etkilendi. Beklemiyordu böyle bir şey yapacağımı. O yüzden onlar da Sarp'la birlikte Antalya'ya gidip film üzerine bir hafta kapanacaklardı. Ben de onlarla birlikte bu sürece dahil oldum ve bir şekilde yaratım sürecinde de dahil olma fırsatı elde ettim. O da benim için keyifli bir süreçti. Sonuçta Sarp gerçekten çok akıllı ve dili de zekası da bu işleri yazmaya çok uygun, çok yatkın. Ve bizim aklımıza bir şey geldiğinde de gerçekten hani bana bir yarım saat verin diyor, uzaklaşıyor ve yarım saat sonra gerçekten o sahneyi yazmış şekilde geliyor. Biz tekrar bir not söylüyoruz, onu da düzeltiyor. Gerçekten işine de çok hakim, zekası da çok iyi. O yüzden de birlikte çalışmak çok keyifliydi. Bunu biz dijital için yapmadık, sinema için yaptık. Sinema filmi sinemada seyredilir. O yüzden sinemaya gelip seyretmelerini tavsiye ediyorum. Dünyanın sonu geldi. Yani biz de şu an canımızı kurtarmak için sığınağa yetişmeye çalışıyoruz. Bunu sinemisi bana nasıl yaptın?
ulaşma oranımız kaç? Melisa Hanım, sizi Dünya Varmış filminde güçlü bir karakter olan avukat bir kadın rolünde görüyoruz. Nasıldı böyle bir filmde böyle bir role hayat vermek? Şöyle, Dünyanın Sonunun gelişiyle birlikte kadim liderlerin eşliğinde bir grup seçilmiş insan sığınak otele kaçıyorlar ve bütün serüven de orada başlıyor. Çünkü yine kadim liderlerin önderliğinde orada yeni bir dünya medeniyeti kurmak istiyorlar. Ama ironiktir ki benim en sevdiğim eleştirel kısım da o. Yeni dünya sistemi ile eski dünya sistemi arasında aslında çok da bir, hatta neredeyse hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Çok güzel dokunuşların, çok güzel şeylerin, mesajların olduğu bir film olduğunu düşünüyorum. Gece de evet, dediğiniz gibi ağır ceza avukatı kendisi. Dolayısıyla hayata karşı bir mesleğinden ötürü bir duruşu ve bir bakış açısı var. Tabii ki bütün hani böyle avukatları genelleyen bir yerden değil, bu gece için olan bir durum. Böyle daha mesafeli ve hayatına kolay kolay insan alamayan, güvenmeyen bir karakterken bütün bu serüvenle birlikte o da güvenin temelinde olan sevgiye kalbini, kendini ve kapılarını açıyor. Dolayısıyla çok güzel dostluklar kurarken yanı sıra hayatın aşkını da buluyor. O yüzden çok keyifli, güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyici de böyle düşünür. Dünyanın sonunun geldiği bir evrende söylediğiniz gibi aynı zamanda bir aşk hikayesi doğuyor. Bu hikaye nasıl gelişiyor? Kesinlikle hani böyle bunun için ekstra bir çaba harcanmadan çok doğalında ve çok beklenmedik bir şekilde gelişiyor. Bence zaten en güzel kısmı da o. Hani beklenmedik zamanda geldiğinde daha sürprizli, daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Filmde de o şekilde işleniyor. Engin Bey'le böyle bir hikayenin içinde olmak nasıldı? Aslında Nuh'la Gece birbirinden oldukça zıt karakterler. Evet, bayağı taban tabana zıt iki karakterler. Ama işte orada da şöyle bir soru doğuruyor bizim için. Zıt kutuplar birbirini gerçekten çeker mi? Bu hikayede çekiyor olduğunu görüyoruz ve ona şahitlik ediyoruz. Çünkü iyi geliyor. Onda olmayanın onda olması, hani birinde olanın diğerinde olmaması, birbirlerini tamamlıyorlar. Sen kadınlarla ulaşamıyorsan kadınlar sana ulaşsın. Var mısınız bu düzeni yıkmaya? Var! Var mısınız? Var! Sarp Bey, aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığınız Dünya Varmış filmi vizyona girdi. Neler söylemek istersiniz? Bir yıldır falan bunun üstüne uğraşıyoruz. O yüzden artık seyircinin bizden çıktı. Çok büyük heyecan var. Umarım yaptığımız bu değişik denemeyi beğenirler. Yazmayı seviyorum ama sette aynı zamanda oyuncuyken ya da başka bir görevdeyken yapması zor bir şey. Çünkü mesela normal set bitiyor ama hala süreç bitmiyor. Ben hala gidip yarın çekilecek sahneleri revize etmem falan gerekiyor. Biraz uykusuz kaldım ama değdi bence. Filmde bir ütopya görüyoruz ama aynı zamanda da çok eğlenceli ve komik bir film. Sizin de kaleminiz yansımış gerçekten filme. Ben her zaman gülme taraftarıyım, her koşulda. Burada da aslında en ciddi şey başımıza geliyor, insanlığın sonu geliyor. Ama burada bile gülmek gerektiğine inanıyorum. O yüzden böyle bir yerden bakalım istedim. Daha böyle çekime herhalde 3 ay kala falan. Ezel Akay'ın Neredesin Firuze'yi izliyordum ve şey dedim, ne olur ileride bir Ezel Akay'ın bir filminde oynayayım dedim. Şimdi benim yazdığım filmde yukarıda Ezel Akay yazıyor falan. Bu benim için aşırı duygusal bir şeydi mesela. Filmi izleyen seyirci için de bir anda Ezel Akay'ı görmek de büyük bir sürpriz oluyor aslında. Gerçekten önemli isimler var filmde. Evet, aynen. Yani o Kadimler ekibi hakikaten efsane. Bizim ustalarımızdan oluşuyor. Hatta şimdi bakınca Atilla abiyi de görüyorum. Orada da Kurtlar Vadisi'nde de konseydeydi. Burada da konseydi. Bir kurtulamadı adam konseyden de. Ama mükemmel yani. Benim yazdığım bir şeyin içinde böyle ustaların oynaması inanılmaz bir şey. Yani çok mutluyum. Çok. Yeni medeniyetin mimarı olacak kadimleri saygıyla karşılayın. Biliyorum çok zor inanması ama şu an bu otelde gördüğün insan dışındaki herkes öldü. Bu muazzam yapı içerisinde bazı kurallara riayet etmemiz gerekmektedir. Ece Hanım, Dünya Varmış filminde sizi oldukça dominant bir karakterle görüyoruz. Oldukça da yakışmışsınız bu karaktere. Nasıldı böyle bir filmde rol almak? Benim için çok güzel, yaratıcı ve keyifli bir süreçti açıkçası. Çünkü İz karakteri sizin de dediğiniz gibi aslında bu yeni dünya düzenini kuracak olan kadimlerin yöneticisi. Bu yöneticinin bir kadın olması ve bu kadar önemli bir görevde olması
ve izlenin çok uzun zamandır bu görevi beklemesi zaten karakteri kendi içinde çok güçlü kılıyor. Ve tabii ki de göreviniz yeni dünya düzenini kurmak olunca bu da epey önemli bir görev. Ve bu kısımları zaten karakteri oluştururken çok heyecanlı ve güzeldi. Bir de en önemlisi bence benim için çok zevkli olan kısmı da karakterin dönüşümü. Sonra tabii ki de olaylar zinciri, siz biliyorsunuz hani izlemeyenlere çok da spoiler vermeyelim ama içinde bulunan durum, insan ilişkileri, oradaki bir macera dolu bir olayların sonucunda izle aslında kendi içsel sorgulamalarına geçiyor ve aslında o da kendini ve pozisyonunu sorgulayan bir noktaya gelip o da bir dönüşüm geçiriyor. Bence bu da bir oyuncu için bir karakteri canlandırırken güzel bir dönüşüm. O yüzden benim için başından sonuna çok keyifli bir projeydi açıkçası. Ekip çok güzeldi zaten. Söylediğiniz gibi canlandırdığınız karakter aslında filmin başında duygularını belli etmeyen bir karakter ama sonradan daha da açılmaya, yumuşamaya başlıyor. Çok da spoiler vermeyelim. Evet. Peki bu karakterin dönüşümünü siz nasıl yansıttınız filmde? Senaryo buna çok güzel zemin hazırlıyor. Bütün hani o diyaloglar, senaryo, Sarp çok güzel zaten yazmış. Hani zaten herkes Ali Adnan ve Altan'ın da hepsinin beraber elinin değdiği bir senaryo. O yüzden ben zaten ilk okuduğumda açıkçası senaryoyu çok severek girdim işin içine. Yani çok sürükleyiciydi. Çok güzel metaforlar vardı. Mesela insan psikolojisi, toplum psikolojisiyle ilgili bence. Hani insanların... Artık dünyanın sonu gelmiş hala ayrışabildiklerini görüyorsunuz. Yani hani o kadar güzel aslında alt metinler ve psikolojik şeyler var ki. Ben de psikoloji mezunuyum aslında normalde. O yüzden her teksti zaten bir oyuncu olarak da o yönden de inceliyorum. O yüzden çok hoşuma gitti. O dönüşümü gerçekleştirmekte çok açıkçası keyifli oldu. Onları hep zaten hem yönetmenle konuşarak hem Sarp'la hep aramızda konuşarak da karakterin kırılma noktasını aslında nerede ne oluyor burada demeye başladığı yani böyle güzel bir dönüşüm hikayesi de beraber hep beraber karar verip yarattık. Filmdeki kostümleriniz de çok güzeldi. Filmin senaryosuna da çok uygundu kıyafetiniz. Sizin de dokunuşlarınız var mıydı bu kostümde, kıyafette? Çok sevgili, çok başarılı tasarımcı arkadaşımız Salih Balta yaptı kostümü. Çünkü en başında işte çalışırken nasıl bir şey olsun diye düşünürken aslında şey diye de düşünüyorduk. İz belki hani herkes üniformalı ya, kahverengi beyaz, herkes üniformalı. Acaba iz daha mı çok fazla böyle değişse falan. Sonradan dedik ki iz de üniformalı olsun. Çünkü iz de yönetici. Ama üniformanın bir çıta üstü bir şey olsun diye. Ben de hemen bu tip kıyafetleri, silüetleri çok iyi başaran Salih Balta'yla görüştüm. Sevgili arkadaşımız çok başarılı tasarımcı. O da harika bir kıyafet tasarladı. Bir üniforma ama seksi, femme fatale bir üniforma. O şekilde devam ettik. Aynı şeyin peşindeyiz. Hiç küfretmedin anama falan. Ben nasıl olurum o kadını? Ulan dünyanın sonu geldi, ben hala patates soyuyorum. Yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiğiniz Dünya Varmış filmi vizyona girdi. Bugün de galasındayız. Neler söylemek istersiniz? Oldukça eğlenceli bir film görüyoruz. Maceralı, meraklı, insanların sonunu merak edecekleri, hikayesini merak edecekleri, eğlenceli. Bütün filmi büyük bir tebessümle seyredecekleri, bazen gerilecekleri ama genel olarak... bitirdikleri zaman ben bir film izledim, ben bir sinema filmi izledim diyecekleri bir film oldu. Evet, biz de tabii ki hocamın söylediklerine katılıyorum. Bence eğlenceli, güzel bir film oldu. Sanırım son dönemde bu tür bir film yapılmamıştı. Bence büyük bir merak uyandıracaktır. İnsanlar eğlenecekler filmimizi izledikleri zaman. Umarım herkes çok beğenmiş. Söylediğiniz gibi aslında birçok türü var filmin. Macera, komedi. Siz hangi kategoriye sokuyorsunuz filmi? Macera, komedi çok doğru bir. Yani biraz macera filmi ama içinde komik öğeler de var. Ama biz biraz daha bunu yani dünyadan bir tür ihraç etmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Türkiye'de daha önce görmeye alışkın olduğumuz bir türde değil bu film. Bunun türü Türkiye'de ilk defa bizim yaptığımızı düşünüyorum. Eğer başkası yaptıysa ben bilmiyorum. Benim bilgim dahilinde değil. Sizin girmeye korktunuz mu? Mahallenin ışıklarını biz patlattık lan. Dünya var. Ne zaman bu kadar kötü insanlar olduk ya?